pandemi sürecinde iyice öğrendik ki hayat heves var. Elimizden düşürmediğimiz, gözümüzün önünden ayırmadığımız teknoloji ürünleri maalesef çoğu zaman hayata seyirci kalmamıza neden oluyor. Sürekli bir başkasının yaptığını seyretmek ve başarılarını paylaşmak kendimize haksızlık değil mi? Yaşadığımız süreç bunu daha iyi anlamamızı sağladı. Evdeyiz ve aslında yapacağımız ne kadar da çok şey var. Bundan böyle Evdeyiz programında birlikte öğreneceğiz ve deneyeceğiz. Haydi o zaman malzemelerimizi hazırlayalım ve bugünkü etkinliğimize başlayalım. Unutmayalım ki denemek başarmanın yarısıdır. Programımızın resim köşesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şehir manzarası resmi yapacağız. Daha doğrusu yapmaya çalışacağız. Çünkü ben de çok profesyonel değilim bu işte. Ben bugünkü resmimi Naciye ablama hediye olarak yapıyorum. Bu resmi Naciye ablama hediye etmemin, ona yapmamın sebebi de Naciye abla sokak resimlerini, bina resimlerini çok seviyor. Ben de ona böyle küçük bir hediye yapmak istedim. Benim burada çerçeveme göre bantlamış olduğum bir kağıdım var. Sulu boya kağıdı kullanıyorum ki normalde su kullandığımız için sulu boyada normal bir kağıt yırtılabiliyor. Bu yüzden sulu boya kağıdı kullanmanızı tavsiye ederim. Gerekli malzemelerimiz fırça, kalem, sulu boya ve bir kağıt. Siz evdeki okul malzemelerinizi de kullanabilirsiniz. Ben de ilk başladığımda okul sulu boyamı ve okul sulu boya fırçamı kullanıyordum. Sonrasında kendimi geliştirmek istediğim için ve kendimi geliştirdiğim için sonrasında fırça sayımı arttırdım. Sulu boyamı da değiştirdim. Fakat siz evdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Ben resimde 3 tane binayı çizeceğim. Onların yanına birkaç tane de detay ekleyeceğim. Bitkiler falan ekleyeceğim. Onun için şimdi öncelikle 3 tane binamı yaparak başlıyorum. Öncelikle iskeletini çizeceğim. Evinizde bulunan herhangi bir kurşun kalemle veya uçlu kalemle de yapabilirsiniz. Benim binalarım bir yokuşun üstünde olacak. O yüzden binalarımın tabanları dümdüz değil, birazcık yamuk olacak. O yüzden ilk önce üçgenimi çizerek yamukluğunu ayarlıyorum. Ben resimlerimi başka resimlere bakarak yapıyorum. Bu yüzden burada da bilgisayarımda resmim açık. Ona göre yapacağım. Arkadaşlar binayı ve çatıyı çizdim. Şimdi pencereleri çizeceğim. Pencerelerin kenarına küçük bir çerçeve yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için normal bir dikdörtgen çizdikten sonra onun dışına ondan daha kalın bir dikdörtgen çiziyorum. Böylelikle çerçevem oluşmuş oluyor. Arkadaşlar pencere çizimi detayını bitirdim. Şimdi kapılarıma geçtim. Kapılarda da gördüğünüz gibi yine çerçeve yaptım ve şuraya da bir cam ekledim. Sonuncu yaptığım ev biraz daha büyük olduğu için onun kapısına biraz da 3 boyut görünümü verdim. Şimdi bu kapımı da bitireceğim. Şu alt kısma da birazcık daha cam ekleyeceğim. Sonrasında diğer detaylarımı yapacağım ve boyamaya geçeceğim. Şimdi ise binaların yanındaki detayları çizeceğim. Çit, ağaç ve elektrik direği ekleyeceğim. Şimdi çitlerimi çizerek başlıyorum. Arkadaşlar binaların yanındaki detay çizimini de bitirdim. Şimdi kurşun kalemimle çizdiğim şeylerin üzerinden siyah bir çizim kalemiyle geçeceğim. Sonrasında da boyamaya geçeceğim. Çizim kalemi olarak 3 numaralı bir kalem tercih ediyorum. Ne çok ince ne de çok kalın. 4 numarada tercih edebilirsiniz. 2 numara çok ince geliyor. Şimdi boyamaya geçeceğim. Fakat ondan öncelikle neyi neden yaptığımdan birazcık bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle elektrik direğinden çıkan kabloları çizim kalemiyle çizdim. Çünkü fırçamın ucu 0 numara olsa bile fırça dağılıyor ve çok kalın kablolar oluşuyor. Bu yüzden o kabloları çizim kalemiyle çizmeyi tercih ettim. Çatılardaki o kare kare kiremit görünümü vermek için de yine aynı şekilde çizim kalemiyle küçük küçük yatay ve dikey olarak kareler çizdim. Boyadığımız zaman daha hoş duruyor. Kurşun kalemiyle çizdiğim resmin üzerinden çizim kalemiyle geçmemin nedeni ise
resmimin bir çerçevesinin olması, böylelikle daha güzel bir resim elde ediyoruz. Daha dolgun renkler oluyor. Şimdi kurşun kalemimin izlerini sileceğim ve boyamaya geçeceğim. Ben binalarımda kırmızı, mavi ve yeşil rengini tercih edeceğim. Siz farklı renkler de tercih edebilirsiniz. Renk geçişleri yapabilirsiniz. Ben kırmızı, yeşil ve mavi tercih ettim. Kırmızımı kendim elde etmek istiyorum. Renk karıştırma tablomun içine birazcık turuncu ve bordo ekliyorum. Arkadaşlar, birinci binamı kırmızıya boyadım. Şimdi yan binamı maviye boyayacağım. Onun için öncelikle rengimi bulacağım. Renk tabloma birazcık su alıyorum ki boyalarım daha rahat karışsın. Sonrasında birazcık açık mavi ekliyorum. Birazcık da lacivert ekleyeceğim. Rengim hazır. Şimdi boyamaya başlıyorum. Arkadaşlar, ikinci binam da bitti. Şimdi üçüncü binamı yeşile boyayacağım. Sonrasında bütün binalarım boyanmış olacak ve pencerelerim, kapılarım, diğer detaylara geçeceğim. Bunda çok açık bir yeşil istiyorum. Benim açık yeşilim bana birazcık koyu geliyor. Bu yüzden açık yeşilimin içine birazcık sarı ekleyeceğim. Arkadaşlar, sonuncu binamı da boyadım. Şimdi detaylara geçiyorum binalarımın içindeki. Çatılarımı, pencerelerimi, kapılarımı boyayacağım. Sonrasında da diğer detayları boyayacağım. Arkadaşlar, şimdi çatılarımı boyuyorum. Birazcık kahverengi ve kiremit arasında bir renk elde edeceğim. Bunun için siyah ve kahverengimi karıştırıyorum. İçine de birazcık hardal sarısı ekliyorum. Arkadaşlar, binaları boyamam tamamen bitti. Şimdi elektrik direklerini, ağaçları ve çitleri yapacağım. Onun için renk ayarlıyorum. Elektrik direkleri için koyu bir kahverengi yapacağım. Bunun için siyah, çok azıcık siyah ve kahverengiyi karıştırıyorum. Bunun için daha ince bir fırça alacağım. Şimdi çitlere geçiyorum. Bunun için çok açık bir krem elde etmem gerekiyor. Krem rengi için kahverengiyi ve sarıyı kullanacağım arkadaşlar. Çitler de bitti. Şimdi ağaçlarımı boyayacağım. Bunun için binamı boyadığım yeşilin içine birazcık koyu yeşil ekliyorum. Yolum toprak yol olduğu için rengimi birazcık koyulaştırıp fırçamın ucuyla değdirdim. Böyle taş taşmış gibi göründü. Böyle göstereyim. Benim resmim bitti arkadaşlar. Şimdi bantlarımı çıkartıp çerçevemin içine koyacağım resmimi. Arkadaşlar, benim resmim bitti. Umarım siz de resim yapmayı denersiniz. İlk yaptığınız resimler kötü olabilir. Benim de ilk yaptığım resimler kötüydü. Fakat pes etmeyin ve daha çok resim yapın. O zaman eminim ki gelişirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Çevremizde merak edilecek ne kadar da çok şey var. Allah'tan onları sorup öğreneceğimiz büyüklerimiz de var. O zaman gelin bugünkü konuğumuzla tanışalım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Yıldız abla ile konuşacağız. Yıldız abla biz çocuklarla felsefe nedir bunu konuşuyor. Biz de bugün Yıldız abladan felsefe nedir, felsefenin bize yararları nedir bunu konuşacağız. İsterseniz hemen Yıldız ablayla konuşmaya başlayalım. Merhabalar Yıldız abla, programımıza hoş geldin. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
için. Rica ederiz. İlk sorum, bize öncelikle kendini tanıtabilir misin Yıldız abla? Tabii ki de. Ben Yıldız Kulkul. Felsefe ve çocuk gelişim mezunuyum. Aynı zamanda akademide de eğitim bilimleri alanında devam etmekteyim. Kendi markam var, P4 Cogito. O marka dahilinde çocuklar için felsefe alanında eğitmen eğitimleri veriyorum ve atölyeler düzenliyorum. Onun öncesinde öğretmenlik ve eğitim koordinatörlük tecrübem oldu. Yani eğitimin içerisinde felsefe, çocuklar, yani bulunduğum alan hem akademide hem de çalıştığım sahada çocuklar ve felsefe üzerine odaklanmış bir şekilde devam ediyorum. Anladım. Peki felsefe nedir? Tam olarak felsefe nedir? Esasında felsefe deyince insanlar biraz böyle ürküyor, kaçıyor. Bilhassa bizim toplumumuzda diyebilirim. Çok kucaklanabilir değil, kapsamanızın zor olduğu bir alan olduğu için korkulabiliyor. Veya farklı algılar, yanlış algılar olduğu için çok ürkebiliyor insanlar. Ama baktığımız zaman felsefe çok tüm disiplinin temelinde olan bir disiplin. Yani mesela bir yüzyıl öncesi psikoloji, sosyoloji diye bir disiplin olmadığı zamanlar bunlar hep esasında felsefenin altında ele alınıyordu. Yani felsefenin içerisinde ruh bilimi veya işte diğer toplumun üzerine şeyler bunlar bu disiplin altında inceleniyordu. Ve baktığımız zaman esasında bilimde de birçok işte fizik olsun, işte diğer veya işte dil olarak kabul eden matematik alanında olsun esasında bunların hepsine temelinde olan bir disiplin felsefe. Felsefe ne yapar? Esasında felsefe kavramlarla ve argümanlarla uğraşır. Yani mesela birçok düşünür veya işte bilim insanı dediğimiz zaman karşımıza onun literatürünü okumaya başladığımız zaman belli kavramlar çıkar. Düşünürler veya özne olmuş, toplumun var olmuş insanlar bu kavramlar üzerinden felsefe yaptıkları argümanlar geliştirerek ortaya çıkarttıkları o kavramları farklı sınıflandırmaya koyar ve bizim yaşam tarzımızı değiştirirler. Biz hiç farkında değilizdir ama bunu. Baktığımız zaman esasında bu kavramlar ve argüman geliştirme meselesi karşımıza çıkıyor ve mantıktır tabii. Aklı doğru kullanma disiplinidir de diyebiliriz felsefe için. Siz yazılarınızda ve konuşmalarınızda soru sormak üzerine çok duruyorsunuz. Fakat biz çocuklar evde veya okulda çok soru sorduğumuzda birazcık sus ya da sen onu şimdi anlamazsın, büyüyünce anlarsın gibi cevaplar alıyoruz. Peki siz soru sormayı ve felsefeyi nasıl yorumluyorsunuz? Çocuklar meselesini ele alırsak, ben esasında bunu şöyle anlatmak istiyorum. Ben genel itibar küçük prens atölyelerini çok yapıyorum. Özellikle bu atölyeleri birçok ilde yaptım. Yani Ağrı'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da, Kilis'te de, yani Doğu'nun birçok ilinde bina aşkın çocukla buluşup hep aynı tema üzerinden konuştuk. İşte o da temamızda Küçük Prens'in girişi üzerinden yetişkinler neden çocukları anlamaz şeklinde. Çocuklarla bu tema üzerinden konuşmaya başlayınca ya daha doğrusu yetişkinler çocukları anlar mı sorum üzerinden çocuklar genel itibariyle anlamıyorlar diyorlar. Nedenini irdelediğimizde bu söylediğim baştaki söylediğim şeyleri veriyorlar. Hani büyüyünce anlarsın, bizi geçiştiriyorlar diyorlar. Bir de genel itibariyle benim gördüğüm en temel çocukların yaptıkları daha doğrusu yetişkinler tarafından anlaşılmamak üzerine birinci tespitleri hayal kurmuyorlar. Yetişkinler bir şey düşünürken daha mantıklarını kullanıyor ama hayal güçlerini hiç kullanmıyorlar. Biz bir şey üzerine konuşurken hayal gücümüzü kullanıyoruz. Hayal güçleri zayıf olduğu için bizi anlamıyorlar diyorlar. İkinci tespitleri de şu, kale almıyorlar bizi. Bizi geçiştiriyorlar. Yani bu senin söylediğin de esasında ikinci kısma çok hitap ediyor. Yani bir geçiştirme hali var. Evet. Baktığımız zaman insanın fıtratı esasında soru sormak üzerine, soruyu sorup öğrenmek üzerine. Biz ise yani biz dedim herkes için bu geçerli değil ama daha çok böyle soru sorduğumuz zaman kafamız karışır. Aman çok soru sormayalım şeklinde gidiyor ama esasında tabiatımız bu değil. Tam da soru sormak üzerine. Yani tabiatımıza göre davrandığımızda esasında daha sağlıklı bireyler yetişiyor. Bireyler olarak yetişiyor. Daha sağlıklı şahıslar olarak yetişmiş oluyoruz. Esasında bu geçiştirmelerde bazen işte bunun farkında olmayan bitişkinler tarafından yapılabiliyor. Yani kasıtlı olmuyor tabii, farkında olmayabiliyor. Veya işte o an esnada verecek bir cevabı olamıyor yetişkinin. Ve o esnada işte sen şey yapma hani büyüyünce anlarsın diyor. Esasında onda da o cevap yok. Yani yetişkin de çocuğun sorduğu o derinlemesine sorunun farkına varıyor. Ama o esnada şaşırıyor ve ne cevap vereceğini bilemediği için onu biraz daha erteliyor. Daha topluma mal olmuş, özne olmuş insanlar, düşünürlere baktığımız zaman hepsi meraklı insanlar ve soru sormaktan kaçınmayan, çok soru soran insanlar. Ve sordukları sorunun cevabı bulunmasa bile başka cevaplar üzerinden, başka sorular yöneltmekten çekinmeyen insanlar, kendi doğasını en azından başkasına sorması da kendi doğasını bu soran ve araştıran insanlar. O açıdan da felsefe çocuktan çok uzak değil.
Yani o soru sormayla başladığınız devrede onu daha sistematik hale getirip aklı doğru kullanma becerisini kazandırmaya çalışıyoruz. Son olarak felsefe öğrenmenin eğitimimize, iş hayatımıza ve sosyal hayatımıza ne gibi etkisi olabilir? Bir de bize tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi esasında hep biz okullarda bir yönüyle şey yaparız, eğitim hayatımızda iyi bir meslek sahibi olmak için birçoğumuz bu şekilde eğitim alırız. Ve hani mesleğimizde bizim hayatımızı güzel bir şekilde, kaliteli bir yaşam sürmemizi sağlayacak bir meslek olsun. Hatta bunun için üniversite sınavına gireriz, işte lise sınavlarına gireriz, iyi bir okul tutturmaya çalışırız. İyi bir okul içerisinde iyi bir bölüm, gelecekte yer edecek bir bölüm, yani bize güzel kazançlar sağlayacak bir bölüm olsun isteriz. Ama şu anki dünyaya baktığımız zaman mesela YouTuber'lık diye bir meslek var. Artık bir meslek yani. Bunun üzerinden bunu profesyonel olarak yapmaya çalışan ne kadar iyi ne kadar kötü bu ayrı bir tartışma alanı. Başka bir şey. Ama şu an mesela konuştuğumuz veya işte yazılımcılık veya bir takım meslekler var. Bir 10 yıl öncesinde bunlar yoktu mesela. Yani adını bilmediğimiz, 10 yıl öncesinde daha adını bilmediğimiz meslekler şu anın mesleği. Yani şu anın veya işte gelecek işte ne bileyim şunu olmalıyım diye imrenecek meslekler haline dönüştü. Böyle baktığımız zaman esasında dünya çok hızlı değişiyor artık. Yani bir 50 yıl öncesinde bu tarz değişimler evet gene oluyordu ama bu kadar hızlı değildi. Şimdi teknoloji hızlı değişmeye başladıkça yaşam stillerimiz de daha da hızlı değişmeye başladı. Hatta bir hocamız şunu söylemişti. Yani o kadar hızlı değişiyor ki teknoloji, daha onun ahlakını yerleştirmeden bir sonraki geliyor. Ve ne yapacağımızı bilemediğimiz halde olabiliyoruz. İşte mesele bu esasında. Yani biz üniversiteyi bitirene kadar esasında o çok bizim geleceğimiz, yaşamımızda kaliteli bir yaşam sürmemizi sağlayacağımı düşündüğümüz meslek aksine ekarte edilmiş olabiliyor da başka bir meslek olabiliyor. Yani esasında o eğitim yaşamı, sen eğer üniversiteyi akademik bir kariyer olarak değil de meslek edinme yeri olarak görüyorsan bu çok yanlış artık. İşte felsefe bizim ne işimize yarıyor? Felsefe biraz öngörüyor. Yani sen esasında felsefe okurken veya felsefe mesela biz yapay zeka üzerinden okuduğunda esasında bir 10 yıl sonrasında dünyanın ne şekilde olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı seçebiliyoruz. Veya okul sistemi şu anki manada bir okul sistemi olmayacak ama bak şu an mesela bir pandemi olayı başladı ve biz her şeyi online üzerinden devam ettirdik. Yani esasında okullarımız bilgisayarlarımız oldu. Yani o yapay zeka artık bizim mekanımızın kendisi oldu. Böyle baktığınız zaman işte felsefe ne işe yarar? Felsefe değişen dünyayı anlamanı sağlar. Bu da ne açıdan önemli? İşte sen de tam olarak o değişen dünyada nasıl şekilde var olabileceğinin farkına varırsın. Kendin olarak, kendini fark ederek. Yani soru sormaktan vazgeçmeyin. Ve şöyle, sadece soru sormayı da işte haklı çıkmak için sormayalım. Yani karşı taraftaki anlamak için soru soralım. Ve karşı tarafı dinlerken de ben haklıyım iddiasıyla değil. Ben de yanılabilirim. Acaba karşı tarafın bakış açısı ne şekilde bakıyor ve ben ondan ne öğrenebilirim? Bütün çevremizdeki insanlara bu şekilde bakmayı tavsiyemi söylemem. En azından kendi hayatımda fark ettiğim şey bu. Yani acaba ne öğrenebilirim bir ötekinden deyip bakıp sorular sormaktan vazgeçmemek diyebilirim. Anladım. Tekrardan çok teşekkür ederiz Yıldız abla davetimizi kabul ettiğin için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Allah'a emanet olun. Rica ederiz. Allah'a emanet olun. Şimdi biraz ara verelim ve mutfağa gidip kendimize lezzetli bir şeyler hazırlayalım. Yalnız tehlikeli işlerde de büyüklerimizden yardım istemeyi unutmayalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bildiğiniz gibi yaz mevsimindeyiz ve havalar çok sıcak. Koronadan dolayı evdeyiz ve çok sıkılıyoruz. Genellikle teknolojiye yöneliyoruz. Fakat teknolojiden uzak vaktimizi nasıl kullanabiliriz diye araştırmalar yapıyoruz. Bugün hem vaktimizi değerli kullanmak için hem de yaz mevsimi için sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık yapacağız. Yani bugün sizlerle dondurma yapacağız. İsterseniz ilk olarak malzemelerle başlayalım. Çekirdeğini çıkarttığım ve ılık suda beklettiğim 10 adet hurmam var. 6 çorba kaşığı yoğurdum var. 6 adet buzdolabında beklettiğim soğuk muzlarım var. Bebe bisküvisi ve badem kullanacağım ayrıyetten. Bebe bisküvisini ve bademi
damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz miktarını. Ben bu malzemeleri kullanacağım fakat siz başka meyveler, başka kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Dondurmanın içine koyulacak malzeme çeşidi çok fazla. Şimdi malzemelerimi blenderıma koyacağım. Öncelikle hurmalarımı koyuyorum. Hurmalarımı kolay çekebilmek için ılık suda beklettim. Arkadaşlar hurmamı blenderdan geçirdim. Şimdi yoğurdumu ve muzumu ekleyeceğim. Muzlarım ve hurmalarım iyice parçalandı. Şimdi bademlerimi ve bisküvimi ekleyeceğim. Ben bademden bir avuç koyacağım. Bisküvimden de bir çorba kaşığı kadar ekliyorum. Arkadaşlar ben bütün malzemelerimi koydum ve blenderdan iyice geçirdim. Eğer daha çok parçalı seviyorsanız daha az blenderdan geçirebilirsiniz. Ben biraz fazla blenderdan geçirdim parçalıklı sevmediğim için. Şimdi bunu kabıma dökeceğim. Arkadaşlar ben şöyle geniş bir kap tercih ettim. Kabımda kalan son kısmını da iyice spatulayla şey yapıyorum ki israf olmasın. Arkadaşlar şimdi dondurmamı kabıma döktüm. 24 saat boyunca buzlukta kalacak dondurmamız. Yarım saatte bir dondurmamızı buzluktan çıkartıp bir kaşıkla karıştıracağız ki dondurmamız daha hacimli, daha güzel gözüksün. Şimdi kapağını kapatıp buzluğa koyuyorum. 24 saat sonunda ben size sonucu göstereceğim. Umarım tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evde kalmamız gereken şu günlerde bizi evden çıkartıp, farklı yerlere götürüp, farklı insanlarla tanıştıracak en iyi dostumuz kitaplar. Şimdi bugünkü dostumuzu tanıyalım. Merhabalar arkadaşlar. Programımızın kitap köşesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Profesör Doktor Mahmut Öztürk'ün yazmış olduğu Allah'ın Dostu Hazreti İbrahim kitabını inceleyeceğiz. Arkadaşlar kitabımızın içeriği Hazreti İbrahim'in yaşamı, Nemrut'la yaşadığı mücadele ve daha sonraki mücadelesi. İsterseniz hemen kitabımızdan bir bölüm okuyalım. İbrahim Allah'ı arıyor. İbrahim farklı bir çocuktu. Konuşması ve zekası diğer çocuklara benzemiyordu. Bazen annesi onun sorduğu sorulara cevap vermekte güçlük çekiyordu. Çevresinde gördüğü her şeyi merak ediyor, onlar hakkında her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyordu. Sorularına verilen cevaplar onu tatmin etmiyor, bu cevaplardan yeni sorular üretiyordu. Onun cevabı bulunamayan soruları annesini bezdirmişti. Bir gün annesine şöyle dedi: "Anne, benim Rabbim kim?" Nuna Hatun İbrahim'den böyle bir soru beklemiyordu. Öylesine bir cevap vererek sorusunu geçiştirmek istedi. "Senin Rabbin benim oğlum," dedi. Fakat İbrahim böyle bir cevapla yetinecek çocuk değildi. O aklına yatıncaya kadar bir meseleyi kurcalamayı seviyordu. Tekrar sordu. "Peki senin Rabbin kim?" "Babandır." "Babamın Rabbi kim?" "Babanın Rabbi Nemrut'tur." "Nemrut'un Rabbi kim?" Nuna Hatun İbrahim'in soruları bu noktaya kadar uzatmasını beklemiyordu. Soruları tehlikeli bir hal almaya başlamıştı. Sesine sert bir ton vererek "Sus bakalım," dedi. İbrahim aradığını bulmuştu. Henüz adını bilmese, onu görmese bile aradığının nasıl bir ilah olduğuna kesin karar vermişti. Rabbin çevresinde gördüğü hiçbir şeye benzemediğinden emindi artık. Bu düşünceler İbrahim'i biraz daha olgunlaştırmıştı. Düşünerek varlığına karar verdiği Allah'ı çok sevmişti İbrahim. Allah da kendisini düşünerek bulan İbrahim'in düşüncelerini daha da netleştirdi. Kendi varlığı ile ilgili onun kalbine güzel bilgiler işledi. Evet arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış olan Allah'ın Dostu Hazreti İbrahim kitabından bir bölüm okuduk bugün.
Arkadaşlar kitabı alıp bence devamını okumalısınız. Çünkü kitap gerçekten çok güzel. Hazreti İbrahim'in hayatını çok güzel bir şekilde anlatmış kitabın yazarımız. Arkadaşlar bugünkü programımızın sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.